Gerçekten bölgemiz için katma değeri çok yüksek olan çiftçilerimiz de yoğun bir şekilde üretmiş oldukları şeker pancarının üretimi bu yıl tahminimce önceki yıllardan verim rekoltesi olarak biraz daha üst düzeyde olacak. Coğrafyamızın 854 kilometre karelik Devrekanı coğrafyasının yaklaşık 70 bin dekar civarında bir sulanabilir arazisi var ve sulanabilir arazinin %60'lık kesiminde pancar üretimi yapılıyor. Önceki yıllarda sulama imkanlarımız yokken pancar üretimi dekara verimlilik anlamında 1 dekardan 5-6 ton civarında rekolte elde edilirken sulama sistemlerinin modern ve etkin bir şekilde kullanılması sayesinde bu 7-8 tona kadar çıktı. Şeker fabrikamızın ilçemize yakınlığı münasebetiyle çiftçilerimizin de ürün olarak üretmeyi tercih ettikleri şeker pancarı büyük ölçüde verimi artarak devam eden bir ürünümüz haline geldi. Devrekhani ilçesi olarak öngördüğümüz toplam rekolte 150 bin ton civarında. Gerçekleşecek rekolte ki takdir edersiniz her ne kadar sulama sistemlerimiz mevcut olsa da uzun süren bir kuraklık münasebetiyle bunda kısmen de olsa bir rekolte tutturamama söz konusu olabilecektir ama ben tahminen 115 bin ton civarında Devrekent topraklarında şeker pancarı çıkacak ve üretilecektir diye düşünüyorum. İlçemizde yaklaşık 150-170 civarında şeker pancarı üreticimiz var. Onlar zaten mutat olarak her yıl düzenli şeker pancarı üreten çiftçilerimiz. Bunlar eliyle 115 bin ton civarında bir rekolte beklemekteyiz. Bu üretim neticesinde az önce de ifade ettiğim yoğun bir şekilde ilçemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri şeker pancarının, şeker fabrikasının yan ürünlerinin bölgemize getirilip hayvancılıkta kullanılmasıyla da ayrı bir değer katıyor. Tabii şeker pancarı posası, melas ve şeker pancarı kuyruğunun hayvancılıkta hayvan yemi olarak kullanılması bizim birim hayvan başına olan verimliliğimizde ister istemez artırıyor. Bu yıl gerçekten pancarlarımız yine güzel bir verimde. Burada şimdi pancarlarımızı hasat yaparken genelde makinelerle sıkıyoruz biz pancarımızı. Bayanlarla elle kesiliyor pancarımız. Onları temizledikten sonra yükleniyor tabii kantarımıza gönderiyoruz pancarlarımızı. Pancarımız güzel. İyi bir verim alıyoruz pancarımızda. Devrekanımızda pancar olmazsa olmaz. Nisan ayı sonuna doğru ekiyoruz. Aslında daha önce ekebilsek pancarın büyümesi açısından güzel ama bizde don olayları fazla olduğu için 23 Nisan'dan sonra ekimini yapıyoruz. Yaz döneminde sulamamızı düzgün yapmamız gerekiyor. İlçemizde kapalı sistemle sulama yapılıyor. O yüzden avantajlıyız biraz daha. Sulama dönemi 3 defa 4 defa yaz aylarında düzenli sulamamız gerekiyor. Düzenli sulamayı da yaptıktan sonra tarlanın bakımını, gübresini de düzgün verebilirsek Ekim aylarında, Ekim ayı sonuna doğru Kasım ayları içinde pancarımızı hasat ediyoruz. Bu yıl 38 dönüm ektim. Beklentimiz yani 38 dönüm 1'e 7 alırsak, 6-7 alırsak dedik. 250 ton civarında almayı planlıyoruz. Ve şu anda sökümümüzün yarısına geldik. Dediğimiz planda, dediğimiz ölçülerde gidiyor. Şükür olsun.
Benim üzerimde şu tarafa doğru. Ben söyleyeyim size. Dur. Tabii